Sterlin TL ile incelememize başlayalım arkadaşlar. Sterlin TL'de neler olabilir? Sizlerle birlikte buna bir bakalım. Sterlin TL'de kanalımızı belirleyelim. Bizim için Sterlin TL'de dip seviyesi hangi seviyeler olabilir? Bunu hep birlikte bir inceleyelim sizlerle. Hem teknik bir inceleme olsun bizim için. Evet Sterlin TL'de şöyle bir tren çizgilerimizi aldığımız zaman arkadaşlar. Sterling TL'de bizler için evet, şuradaki 852 evet Sterling TL'de 852 bizler için önemli bir seviye arkadaşlar 852 civarlarına kadar e, Sterling TL'de geri çekilmeler meydana gelse de panik yapmamak gerekli. 852 üzerinde sterlin TL'nin tutunması arkadaşlar. Ee, tekrardan yukarı yönlü hareketleri ee, 865 direnci evet şurada bir 865 direncimiz var sterlin TL'de. Artı bir de 857. Evet arkadaşlar bir 857 direncimiz mevcut sterlin TL'de. Ee, Maksimum geri çekilmesinde de arkadaşlar Sterlin TL'nin 8.52 seviyesi önemli. 8.52'ye kadar Sterlin TL geri çekilebilir. Fakat buradan tekrardan yukarı yönlü 8.57 ve 8.65 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleme devam etmesi beklenebilir. Sterlin tekrardan 8.65 üzerinde Günlük kapanışlar e, yapmaya başladığı zaman da e, tekrardan olumlu bir e, pozisyona geçecektir arkadaşlar 865 üzerinde de e, sterlin TL'nin tekrardan hedefi 880 e, civarları olarak gözükmekte 880 üzerinde ne zaman ki sterlin TL günlük kapanışlar yapmaya başlarsa sterlin TL'de de yön tekrardan 907 ve yukarıda bulunan arkadaşlar şuradaki 9.15 ve 9.20 seviyelerine doğru Sterlin TL'de e, yönünü yukarı tekrardan çevirecektir arkadaşlar. E, fakat öncelikle dediğim gibi şurada şu aralık arkadaşlar 8.52-8.57 aralığı e, Sterlin TL'de de bir müddet oralan, e, oyalanma aralığı olarak gözükmekte. 8.52 altına düşmedikçe de Sterlin TL'de tekrardan yön e, kademeli olarak e, 8.65-8.80 seviyelerine doğru e, yönünü yukarıya çevirecektir. E, stokastik indikatörüne de baktığımız zaman arkadaşlar sat sinyali hala devam ediyor. E, yani şu buradan anlayacağımız 8.65-8.52 aralı e, Sterlin'de de önemli bir aralık olarak gözükmekte. E, 8.52 8.52 Sterlin'de evet 852 K ya da 52 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşansa da Sterlin TL e, buradan bir toparlanma içerisine girip tekrardan 8.65 e, 65 seviyesine doğru yukarı yönlü ataklarına devam edecektir diye ben düşünüyorum. Tabi 852 gelirse Sterlin'de tekrardan bir inceleme yaparız. Sterlin'deki arkadaşlar da bunu bana bir hatırlatsın. E, buradan yön tekrardan ee, yukarı yönlü çevrilecektir diye düşünüyorum. Fakat e, kısa da baktığımız zaman yön 8.52 civarına doğru gideceği düşünülmekte arkadaşlar benim tarafımdan. Bakalım. Belki buradan da 8.57'den de bir tepki alabilirse 8.65 tekrardan yukarı yönlü bir tepki yükselişi e, görülmesi de muhtemel. Fakat günlükte baktığımızda daha hala bir al sinyali oluşmadığı görülmekte. Yani günlükte 8.52 yani 8.65-8.52 aralığı Sterlin TL'de de gözükmekte arkadaşlar. Euro'ya da bakalım Euro'da neler olabilir. Euro TL'de onu da bir yorumlayalım sizlerle birlikte.